son zamanlarda iktidarda, siyasette şöyle bir alışkanlık var. Konuşarak, bir takım mesajlar verilerek her şeyin hallolduğu düşünülüyor. İnsanlar ikna oluyor zannediliyor. Dışarıyla da bir fark var anladığım kadarıyla. Yani bu ülkede yaşayan insanlarla, seçmenle bir fark var. Pek de anlaşamıyorlar, pek de anlamıyorlar galiba. Lafla peynir gemisi yürümez diye bir deyim var bizde biliyorsunuz. Bu, bunu şimdi anlatmayayım değil mi? Bir dakikada anlatırım. Mesela peynir gemisi niye peynir gemisi? Bir dakikada anlatırım. Şimdi geçelim şu 5 zincir market meselesine. Şimdi bunlarla ilgili bir şikayet vardı. 5 zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Peki nasıl bu hale geldi? Bütün marketleri inceliyorum. Yani alışveriş yapmadan, üşenmeden geziyorum hepsini. 5 market bir defa fiyatı %100 aynı. Hepsi anlaşmış. Bu zulmün önüne geçeceğiz. Artan gıda fiyatları karşısında tüketici mağdur tarlada 1 liraya satılan ürünün fiyatı market mana ve pazarlarda 8-9 liraya çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ziyareti dönüşünde bizzat ilgileneceğini söylemişti faiz fiyatlarla. Bu sürede de zincir market sahipleri eleştiri oklarını kendilerinden başka yöne çevirdi. Ama Erdoğan bir daha hedef gösterdi 5 zincir marketi. Ağırlıklı olarak iş orada toplanıyor. Bütün üreticiden tüketiciye olan yerde zincir marketlerin buradaki yoğun ürünleri toparlaması. Bu da 5 tane zincir market. Bunlar bütün o ürünü toparlıyor. Bu 5 tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor. Bir tane günah keçisi aranıyor. Lütfen bizi temet adına bırakmasınlar. Bağış fiyatla perakendenin bir alakası yok. Marketlere yükleniyorlar. Marketçi alıp satıyor. Parasını üreticiye ödüyor. Yani milletin aklıyla alay etmeye lüzum yok. Desen ki aldığın fiyata satma. O zaman hakikaten Alaaddin'in cini lazım. Aldığın fiyata satmayacaksın. Nasıl olacak bu iş? Hemen hemen her caddede şubesi olan o büyük marketlerden birinin sahibi Murat Ülker yaptı bu çıkışı gazetecilerle buluşmasında. Küçük esnaf yıllardır karşı çıkıyordu aslında. Ama büyük marketler sebze, meyve et gibi ürünleri direkt üreticiden satın alabiliyor ve satabiliyor. Aracı olmadığı için de raf fiyatlarının tüketicinin cebine göre olacağı iddiasındaydılar. Ama çiftçinin maliyeti, ulaşım masrafları derken gıda fiyatları raflarda artmaya devam etti. Marketlerdeki pahalılık da başı çekti. Verilen sözler, yapılan çıkışlar hep arşivlerde kaldı. Domates, biber bunlar söylendiği zaman gerçekten ağrıma gidiyor. Bu fiyatlara biz gerekirse ayar çekme kararını aldık adımlarımızı atacağız. Bu iki açıklamayı 3 yıl yapmıştı Cumhurbaşkanı. Yıllar içinde de gıda fiyatlarında yaşanan her artışta geldi benzer açıklamalar. Ve Türkiye bugün hala geldiği noktada yine faiz fiyatlar karşısında alınacak önlemleri konuşuyor. Onlardan biri ise geçtiğimiz yıllarda da sürekli dile getirilen hal yasası. Yasa tasarısı gündeme geliyordu. Ama her seferinde de kadük arıyordu. Parakende yasası olmadığı için e, hal yasasının işlemesinde bir zorluk vardı. Yüksek enflasyonu seyrettiği, ekonomideki makro dengelerin bozulduğu, rekabet unsurunu kalktığı, bir düzenlemeydi. Hal yasasıyla zincir marketlerin tarladan bu kez ürün almasının önüne geçilecek. Her ürün önce hale girecek, barkodlanacak. Raf fiyatı da çıkış fiyatı da belli olacak. Her şeyi e, onların yapması tekelci bir zihniyet şey, oluşturdu. Artık bunun faydası olmadığını, fiyatların nasıl istikrarsızlaştığı görüldü. Kendileri de biliyor ki pazar günleri fiyatlarını dikkat edin bölgenizde e, yarı yarı indiğini göreceksiniz. Pazar bittiği zaman o saatte ertesi günü fiyatların yükseldiğini izleyeceksiniz.